Merhabalar. Bugünkü dersimize bir görselin anlatısını çevirerek başlayalım. Ekranınızda görseli görmektesiniz. Bahardan kışa geçişi anlatan bu görsel cümlelerle şöyle aktarılmış olsun. Fasle bahar est. Derekte cavan sahibi şokufe ve miwe Renge miwe haye چمن سبز است و هوا پر از صدای جیک جیک گنجشکان است. بهار فصل اول سال است. بعداً تابستان، سپس پاییز و در آخر زمستان است. زمستان فصل آخر سال است. دیروز اولین برف فصل زمستان بارید. شاخه های درخت ما پر از برف سفید شد. اینجا هوا سرد است. بعد از فصل زمستان نوبت آمدن فصل بهار است. تامنامه تامنامالاری اشارت دمکل باشدیالم. فصل بهار درخت جوان صاحب شکوفه و میوه رنگ میوه های درخت من. صدای جیک جیک گنجشکان فصل اول سال فصل آخر سال برف فصل زمستان شاخه های درخت ما برف سفید فصل زمستان نوبت آمدن فصل بهار Bu adımdan sonra bir de ek veya bağlaç almış sözcük veya öbekleri işaretleyelim. Şokufe vo mive. Mive haye derehtemon. Por az. Gonceş kan. Ve der ahar. Şahe hay Son olarak por az. Önce tamlamaları çevirelim. Sırasıyla baştan başlayacak olursak, Feslebahar bahar için bahar mevsimi, derehte cavan için genç ağaç, sahibi şokufe bu meyve, meyve ve filiz sahibi. Rengi meyve haye ağacımızın meyvelerinin rengi. Sedaye cik cike gonceşkan, serçelerin Çık sesi. Fasle avval sal. Yılın ilk mevsimi. Fasle ahar sal. Yılın son mevsimi. Berfe fasle zemestan. Kış mevsiminin kırı. Şahı haye derehte ma. Ağacımızın dalları. Berfe sefid beyaz kar. Fasle zemestan. Kış mevsimi. Nobate, amadane, فصل bahar ise bahar mevsiminin gelmek veya geliş sırası zamanı. Şimdi de ek zamir, çoğul veya herhangi bir ek veya bağlaç öbeklerini çevirelim. Şokufe ve mive filiz ve meyve. Miyve haye, meyveler. Derhteman ağacımız. Poraz, den dolu veya ile dolu. Gonceşkan, serçeler ve der ahar ve sonda ve son olarak şahı haye dalları. Çevreye geçmeden poraz konusuna değinmek istiyorum. Hava poraz sedaye cik cike gonceşkan est. Bu cümlede yüklemimiz nedir? As cevabını verdiyseniz biraz beklemenizi isteyeceğim. Çünkü yüklemimiz aslında por est yani por buden fiili olacak. Bu fiilin kullanımı aslında porbudene çizi az çizi veya porşodene çizi ba çizi olacak. Şimdi bu iki öbeğin aslında Türkçe'de ne anlama geldiğini önce anlayalım. Porbudene çizi az çizi bir şeyin bir şeyden dolu olması veya Türkçe tabirle bir şeyin bir şeyle dolu olması. Aynı zamanda Porsche'den e cheesy ba cheesy dediğimizde ise bir şeyin bir şey ile dolması demek. Şimdi birkaç görselle buden ve şodan fiilleri arasındaki farkı ve tabii ki bu öbeği daha iyi anlamak için birkaç anlatıya bakalım. Önce su dolu bir bardak düşünelim. Burada por buden e çizi as çizi durumu ortaya çıkacak. Tabii ki burada bardağın su ile dolu olduğunu görüyoruz. Yani bardak su ile doludur. Buradaki dura dikkat edelim. Dur bize olmak anlamını vermekte, Duruma işaret etmekti. Türkçe'de bir şey ile dolu olmak durumunu Farsça'da bir şeyden dolu olmakla vereceğiz. Dolayısıyla livan por Az ab as dediğimizde bardak su ile doludur. Yani buradaki ez bize Türkçe'de tabiri caizse bağ karşılığını verecek. Livan por ba avest. Bardak doludur su ile. Ama tabii ki Farsça kalıpta por az ile kullanacağız. Bir şeyin bir şey ile dolu olmasını göstermek için. Bu cümlede por buden az çizi durumu Cheesy, poraz çizi ast halinde anlatılıyor. Yani bir şey doludur bir şey ile. Buradaki ilk cheesy'nin yerini livan yani bardak, ikinci cheesy'nin yerini ab almakta. Dolayısıyla bir şey bir şeyle doludur cümlesini kurabilmek için çizi poraz çizi ast kalıbıyla kurmamız gerekiyor. Unutmayalım ki Çizi poraz çizi az kalıbının temelinde por budene çizi az çizi yatmakta. İlerleyen derslerde şimdiki ve geniş zamanın öğrenilmesiyle bu durum daha kolay anlaşılacak. Şimdi su içilmiş olsun ve içinde hiç su kalmasın. Biz bardağın dolu halini gördüğümüze göre bardağın önceden dolu olduğunu biliyoruz. Buna uygun cümleyi de şöyle kurabiliriz. Bardak suyla dolu idi. Cheesy as cheesy por but diyebiliriz. Yani demin söylediğimiz cheesy por as cheesy as şu anki duruma işaret etmekte. Yani bir şey bir şeyle doludur. Görüyorum. Ama cheesy as cheesy por but bir şey bir şeyle doluydu. Örneğin bardak su ile doluydu. Ama artık dolu değil. Yani onun doluluğu geçmişte kaldı. Tabii ki yine cheesy as cheesy porbud dediğimizde en azından bardak ve su örneği için ilk şey yani cheese bardak ikinci şey ise su olacak. Livan por as ab but. Bu durumda neleri öğrendiğimizi tekrar gözden geçirip por şodene cheesy ba cheesy kalıbına değinelim. 1. Anladık ki ekleri çevirirken Farsça ile Türkçe arasında bazen nüanslar görülebilir. Buradaki örnekte as normalde den dan anlamını vermeliyken ile anlamını verdi. Bu sebeple çevirirken her iki olduğu gibi değil, bağlamda ne anlama geldiğini dikkate alarak çevirmemiz çok önemli olacak. İkincisi Anladık ki cheesy poraz as cheesy ast kalıbının temelinde por budane cheesy as cheesy yatmakta. Bu durumu ilerleyen derste açacağız. Şimdi porşodane cheesy ba cheesy cümlesini Türkçe'ye bir şeyin bir şey ile dolması şeklinde çevirebiliriz. Bardağımızı tekrar görelim. Bardağımız suyla dolsun. Bu dolma durumu belli bir süreçte gerçekleşiyor. Burada bardağın dolduğunu ve tekrar dolu hale geldiğini görüyoruz. Burada bir süreçle oluştan söz etmemiz lazım. Yani durumun değişmesi ve bir şeyin başka bir hale gelmesi söz konusu. Bu farkı şu iki cümle üzerinden anlatayım. Bardak doludur. Bardak doldu. Bu iki cümle arasında ne fark var? İlk cümlede gözlemci olarak biz bir bardağı ve onun doluluğunu görüyoruz. İkinci cümlede bir bardağın boş veya yarı dolu halde olduğunu görüyoruz. Farsçada bu iki yüklemin farkı şot ve est ile verilecek. Ayrıca şot fiili her daim cümlede bağlı olduğu öğenin edilgen olmasını sağlayacak. Bardak doludur bardak doldu cümlesine Farsça çevirelim ve farkı görelim. Bardak doludur demek için livan por est yani şu an doludur. Şimdi doludur. Hala öyledir. Ama livan por shot dediğimizde bardak doldu. Yani bir süreç geçti. O bardağın içine su kondu ve artık livan por olmuş oldu. Demek ki şoden hem süreçli oluş hem de edilgenliği verecektir. Bir de şu iki cümleye bakalım. Livan por bud. Livan por shot. Bardak doluydu. Bardak doldu. Bu iki cümleyi birbirinin devamı olarak düşünelim. Bardak doluydu. Birisi içindekini boşalttı. Sonra bardak yine bir şeyle doldu. Burada şoda gelene kadar bir sürecin geçtiğini görebiliriz. Son olarak bu cümlelere dikkat etmenizi istiyorum. Stadyum por as insan ast. Stadyum por as insan but. Stadyum por as insan şot. Bu cümleleri Türkçede inceleyelim. Bu cümle bize stadın insan ile dolu olduğunu anlatıyor. Yani bir şeyin bir şeyle dolu olması kalıbını hatırlatmakta. Burada stad insan doludur. dur. Ekranda gördüğünüz ikinci cümle yani e Stadion Poraz insan but bize stadın insanı dolu olduğunu söylüyor. Yani şimdi stad ya tamamen boş veya içinde çok az insan var. E Stadion Poraz insan Şod stadın önce boş olduğunu sonra dolduğunu anlatan bir cümledir. Şod bize bu süreci anlatmakta. Son bir cümle görüp konunun daha detaylı anlatımını ileriki derslere erteleyelim. <şod> delam por az gam bud. U amad ve delam por az şadi şod. Hala delam por az şadi, labam por az ast. Yüreğim hüzün ile dolu idi. O geldi ve yüreğim mutlulukla doldu. Şimdi yüreğim sevinç, dudağım gülümsemeyle doludur. Şimdi tüm bu bilgiler ışığında temel cümlemize dönelim. Bu temel cümlenin anlatısını videoyu durdurarak tekrar çevirmenizi isteyeceğim. Ayrıca lütfen bu, bundan önce ve sonraki tüm cümleleri defalarca sesli biçimde okuyun. اونطمیلوم که دویما و اوکما ایکی آیره ایلمدر. بسببه بجملهی بندن سنرا کندی سس نیزده تکرار ادید. انطیده ها از لوکی جام. فصل بهار است. درخت جوان صاحب شکوفه و میوه است. رنگ میوه های قرمز است. چمن سبز است و هوا پر از صدای جیک جیک گنجشکان است. بهار فصل اول سال است. بعدا تابستان سپس پاییز و در آخر زمستان است. زمستان فصل آخر سال است. دیروز اولین برف فصل زمستان باری. شاخه های درخت ما پر از برف سفید شد. اینجا هوا سرد است. بعد از فصل زمستان نوبت آمدن فصل بهار است. Şimdi Türkçe çevirisine bakalım. Mevsim bahardır. Genç ağaç filiz ve meyve sahibidir. Genç ağacın filiz ve meyvesi var. Ağacımızın meyvelerinin rengi kırmızıdır. Çimen yeşildir ve hava serçelerin cık cık sesiyle doludur. Bahar yılın ilk mevsimidir. Sonra yaz, sonra güz ve sonda kıştır. Kış yılın son mevsimidir. Dün Kış ayının ilk karı yağdı. Ağacımızın dalları beyaz karlı doldu. Burada hava soğuktur. Kış mevsiminden sonra bahar mevsiminin sırasıdır. Dersimizi bitirmeden önemli bir eke değinelim. Ekimiz belirtme eki olacak. Yani ı-i I eki. Örneğin bu iki cümle arasındaki farka dikkat edelim. İbrahim yemek yedi. İbrahim yemeği yedi. Farsça'da bu eki karşılamak için rai kullanacağız. Bu ekin öğrendiğimiz diğer eklerden farkı Türkçe ile aynı sırayla gelmesi. Bir örnekle görelim. Yemeği derken önce isim sonra ek gelir. Farsça'da gazara derken yine önce isim sonra ek geliyor. Bu ek, gelişi bakımından şimdiye kadar öğrendiğimiz eklerden farklıdır. Biliyoruz ki, as, der, ba, be ekleri geldikleri ö Türkçe bakımından yer değiştirir. Bu yüzden ra ekinin kullanılmasına, geliş yeri ve biçimine dikkat edelim. Ra eki, Farsça'da en sık karşımıza çıkan eklerden biri olduğu için derslerimizde sıkça örnek göreceğiz. Şimdi şu iki cümleye dikkat edelim. Men derecht didem. Men derecht ra didem. İlk cümlemizde ben ağaç gördüm. Bu cümlede ağaç nadir bulunan bir canlıymış gibi anlaşılıyor. Ve aslında günlük dilde pek anlamlı değil. İkinci cümlede ise önce özne ve yüklemi çevirelim ve yükleme soru soralım. Ben gördüm. Neyi gördüm sorusunun cevabı ağaç değil ağacı olacak. Bu yüzden bu cevabı uygun düşen cevabı Farsçaya uyumlu biçimde çevirmek durumundayız. Dolayısıyla cevabımız dereh değil dereh ra olacak. Başka bir örnekte işan maşin bordand ve öbür cümlede ise işan maşin ra bordand. Onlar araba götürdüler ilk cümlemizin çevirisi. Yani pek anlamlı değil. Bu cümlede anlamı bozan öğe hangi öğe? Evet araba sözcüğü. Çünkü onlar götürdüler anlamı bir cümle olsa da araba sözcüğünün ortaya gelişi anlamı hatalı biçime getiriyor. Öyleyse ikinci cümlemize bakalım. Özne ve yüklemi çevirelim. Onlar götürdüler. Çok güzel. Peki neyi götürdüler? Arabayı. Arabayı sözcüğünü Farsçaya maşin ra olarak çevireceğiz. Dolayısıyla ikinci Farsça cümle dil bilgisi ve yüklemin yüklendiği anlam bakımından daha doğrudur. Peki ne demek istedim? Hatırlarsanız bordan fiili için iki anlamın olduğunu söylemiştim. Bunlardan ilki götürmek, ikincisi ise kazanmak. İlk anlamda aldığımızda mecburen doğru cümleyi ''İşan maşinra bordend'' şeklinde kurmak zorundayız. Gelin bu cümleyi yüklemimizin ikinci anlamıyla anlayalım. ''İşan maşin bordend'' ''Onlar araba kazandı.'' Bunu dediğimiz an hatalı bir cümle kurmuş olmayız. Bir yarışmada kimin ne kazandığına dair bir soru sorulduğunu varsayalım. Bu durumda onlar araba kazandı. Biz alışveriş çeki kazandık dememiz garip olmayacak. Şimdi işan maşinra borden cümlesini yüklemin ikinci anlamıyla kuralım. Onlar arabayı kazandı. Bu cümlede de gariplik yok. Dolayısıyla bir çevrede dikkat etmeniz gereken önemli bir durum da Ra 2'nin oluşturduğu cümlenin nasıl etkilendiği olacak. Bazı durumlarda ra'nın cümledeki işlevi farklılık gösterecektir. Biz şimdilik ra'ya mef'uli halini göreceğiz. Ra'ya mef'uli ne demek? Bir cümle üzerinden öğrenelim. Hamed, ra ra'did cümlesinde hamet cümlemizin faili konumunda. Fa-el cümlede işi yapan, eylemi başlatan görevini üstlenecektir. Dolayısıyla bir eylemin etkeni, öznesi veya faeli böyle tanımlanacak. Did cümlemizin yüklemi veya edemin niteliğini anlatacak. Yapılan işin ne olduğu, hangi zamanda kim tarafından yapıldığı bilgisini kendisiyle öğreneceğiz. Cümlemizde yüklem görevini gören öğeye el diyeceğiz. Eylemin, edimin, özne tarafından üzerine gerçekleştirilen şeye ise nesne diyebiliriz. Nesne için maf'ul dememiz yeterli olacak. Dolayısıyla bu ra aslında maf'ulu bize gösterecek. Yani nesnenin yanında yer alacak. Şimdi bu dersimizi bir ödev vererek bitireyim. Yemeği yemek onu sevindirdi cümlesini Farsça çevirmekle hem önceki dersleri hatırlayacak hem de bu derste öğrendiklerimizi pekiştirip bir sonraki derse hazırlanmış olacaksınız. Söylemeden geçmeyeyim. Sevindirmek fiili farsça Farsça'da hoşhal kerden ile karşılanacak. Bu dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Esen kalın.